Evet, herkese iyi akşamlar. Her iki tabancanın da bakım temizlik videolarını bitirdik. Sohbet ederken şu takıldı kafamıza. Beğendiğimiz şeyleri hep söyledik. Tabancaların ne kadar iyi çalıştığını, hangi sebeple aldığımızı, neden tercih ettiğimizi. Ya bir de sevmediğimiz, şikayetçi olduğumuz konular var. En azından bir konu var. Şimdi elimde CTR9 mikrokompan şarjörü dolu. Dolu göstermek zorundayız. Konu bu çünkü. 11 kapasiteli şarjörü. Ya bu şarjörleri ilk aldığımızda fabrikadan hiç yani şaka falan yapmıyor. Şu son fişeyi falan basarken böyle akla karaları seçtik. Ve hala da tabii ilk günkü gibi değil. Şarjör yayları yumuşadı. Ama şu son fişeyi basarken örneğin bakın. Ne kadar zorlandığımı görüyorsunuz. Bu CTR mikrokompakta da böyle. Bu Cougar'ın şarjörü. Bakın. 12 fişek var şu anda. 13. fişeği basıyorum. Tamam. Bir yumuşama var. Var ama o ilk hafta bize ecel terleri döktürdü. Ya şu şarjörün dudakları ya şu parmaklarımızı yara etti. Ayrıca şöyle bir de konu var. Bu mikrokompan şarjörü tam kapasite 11 fişekle doldurulup tabancaya sürdüğümüzde yani şu elinizin mayasına baskı yaptığınızda kapanıyor. Cougar'a bakalım. Bakın. Yani çok zorlanıyorsun. Yani şunu yapmak zorunda kalıyorum. Evet, profesyonellerin söylediği alttan tokatlayın. Yani şarjörün yuvaya oturup oturmadığından emin olun diyorlar. Evet doğrudur. Ama biz de şunu istiyoruz. Bakın bir tane fişek eksiltiyorum Cougar'ın şarjöründen. Kaldı 12 fişek. Bakın 12 fişekliyken şarjör ne şekilde giriyor bak. Bak şimdi. Ne kadar rahat giriyor görüyor musun? O son fişeyi bastığımda ille tabancanın şarjörünü aşağıdan tokadı basacaksın. Yani biz gene tokatlayalım tamam sorun yok. Doğru olan buysa bunu yapalım ama abi bir yumuşak olsun şarjörler. Şimdi kalitesiz demek istemiyorum şarjöre. Yani bir mala kalitesiz demek için o malın gerekli görevi yapamıyor olması lazım. Şimdi bu şarjörü taktığımda tabancaya çalıştırıyor mu? Evet çalıştırıyor. Şarjör kaynaklı bir tutukluğa sebebiyet verdi mi tabancalarımızda? Hayır vermedi. Arkadaş çok sert. Çok sert. Ellerimizi yara yaptı. Yani mücadele ediyorsun şarjörle takarken. Şimdi elimde bir tane daha şarjör var. Smith Wesson 59 serisine ait bir tabanca. Şarjörü bu. Yani keşke yani bu şarjörü görme şansınız olsaydı. Bakın bir mermi eksilttim. Son mermiyi takıyorum. Bakın. Ya pamuk şeker gibi şarjör diyorum ya hep. Hakikaten bunun gibi. Fişekleri boşaltıyorum. Üstünde turuncu bir gerdel var. Bak. Ya yayın sesini duymuyorum. Sanki hiçbir yere sürtünmüyor şey gibi. Yağ gibi akıp gidiyor yani aşağı. Son fişeye kadar aynı baskıyla neredeyse şarjöre fişek basıyorsun. Yani şarjörler görevini yapıyor. Şimdi şarjör için görevini yapmıyor dersem o zaman başka bir şey olur. Şarjör görevini yapıyor. Görevini yapıyor ama yaparken de bizi bayıyor ya. Baymasın bizi. Yani şöyle şarjör üretilemez mi? Yani ikisinin arasındaki maliyet farkı atla deve midir? Bilmiyorum. İthal tabanca kullanan arkadaşlarımız vardır. Yazın kanala yorumlarını. Hiçbir ithal en azından rüştünü ispat etmiş bir ithal tabancanın tam kapasitesiyle şarjöre fişek basıldığında tabancaya koyarken yani çıt diye şarjör yuvasına oturuyor mu? Oturmuyor mu? Ya bunu en azından bir
yazın bize. Bak mesela Kogun'un 13'lü şarjöründe basarken bunu iyice zorlanıyorsun. Yani bu şarjör konusunda firma biraz daha güzel bir ürün yapsaymış memnun olurduk. Şarjör görevini yapıyor, tekrar söylüyorum. Sadece çok sert, özellikle ilk geldiğinde bizi çok yordu bu şarjörler. Hep beğendiğimiz şeyleri söyledik tabancada. Beğenmediğimiz yönünü de söyleyelim. Yani ilk etapta şarjörde sorun var zannettim. Ama çalışıyor şarjörler. Tabancada herhangi bir aksaklığa, tutukluğa sebebiyet vermedi. Bu konuyu da sizle paylaşalım dedik. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Herkese iyi akşamlar. Sağlıcakla.